Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kale ma men'ake alla tescude iza mertuk. Kale ene hayrun min halakteni min narin ve halaktehu min tin. Sure Araf ayet 12. Araf suresinin 11. ayetinde Rabbimiz Teala meleklere Adem'e secde edin emrini verdiğini gündeme getirdi ve meleklerin secde ettiğini, meleklerle birlikte olan iblisin ise secde etmediğini bildirdi bizlere. Ve bu ayetle birlikte Rabbimiz Teala olayın ayrıntısını bize anlatacak. Elhamdülillah, yani Rabbimizin nimetlerine hamdolsun. İşte burada bir bilgi nimeti var ve Rabbimiz burada bizi bize anlatmasaydı, bize varlığımızın başlangıcını hatırlatmasaydı, bildirmeseydi, biz nereden bilebilecektik hayatımızın nasıl başladığını, yanımızda kimler var, karşımızda kimler var, mümkün mü? İşte Rabbimizin lütfuyla bu bilgileri almaya çalışacağız. Rabbimiz secde etmeyen iblise dedi ki, Kale, Ma mena ke ella tescude iz Emrettiğim halde secde etmene engel ne? Niye secde etmedin? Ben sana Adem'e secde et emrini verdim. Kale. Dedi ki iblis. Ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım. Secde emrini veren Allah. Ama iblis. Adem'le kendini kıyaslamaya başladı. Söylesene ben senden hayırlıyım ben senden üstünüm senin emrini yerine getiremem demedi. Olayı kaydırdı başka yere kendi aklınca. Dedi ki ben Adem'den hayırlıyım. Ondan hayırlı olup olmadığı konusu da ayrı bir konu ya. Yani kimin hayırlı olup kimin hayırlı olmadığına kararı iblis verecek değil. insan da verecek değil. Allah verecek. Allah kararı vermiş. Diyor ki meleklere de iblise de Adem'e secde edin. Ama iblis ben ondan hayırlıyım dedi gerekçesi halakteni min ve halakte min beni ateşten yarattın beni onu ise topraktan ateşten yaratılan topraktan yaratılandan üstündür dedi. Yani Allah'ın yarattığı özellikle kendinin üstün olduğunu söyledi. Kıyamete kadar bütün insanlara da bu yolda kötü bir örnek olmuş oldu. Yani insanlar dünyaya geldikleri bölgelerle, dünyaya geldikleri ana ve babalarıyla, dünyaya geldikleri renkleriyle, dünyaya geldikleri cinsiyetleriyle diğer insanlara karşı hep üstünlük taslayacaklar yanlış yolda ve bu da iblisin takibi olacak. Sure Araf ayet 13 Kale Allah dedi ki bu sefer Fehbit minha Haydi artık sen bulunduğun bu makamdan in aşağıya. Fema yekunu leke en tetekebbera fiha. Orada sana artık büyüklenme hakkı yok. Senin büyüklenmeye hakkın yok. Nerede? O eski kulluğun da, ibadetlerin de bir faydası olmadı. Olmayacak bundan sonra sana. Fakruç inne kemine sahirin. Çık oradan. Sen alçağın birisin. Allahu Teala Adem'e secde emrini verdiği iblisin secde emrini kabul etmesinden sonraki bu tehdidi gerçekten büyük bir tehdit. Aman ya Rabbi, biz de bir secde emrini getirmezsek, bir secde emrine boyun eğmezsek ne oluruz? Bizi saptırma ya Rabbi. Sure En'am, Sure Araf, ayet 14. Bu sefer iblis dedi ki, Kale, Enzirni ilayem yubasun. İnsanların ölüp de dirileceği güne kadar bana mühlet ver. Kendi aklınca yine, hesaptan kurtulmak istedi. İnsanların ölüp de dirileceği güne kadar yaşaması demek, kıyametle birlikte ölüp de dirilen, dirilecek olanların hesabından kurtulması demek olacaktı. Ve böyle bir istekte bulundu. Biliyor çünkü kendi kaderinin, kendi şu durumunun kendisini nereye götürdüğünü. Kale dedi ki Allahu Teala, Sure Araf ayet 15. İnneke keminel munzarin, mühlet verilenlerdensin. Sana mühlet var ama insanların ölüp de dirileceği güne kadar değil. Başka surelerden öğreniyoruz. Belli bir güne kadar yani kıyamete kadar bütün insanların, bütün cinlerin öleceği güne kadar sana izin var. Buyur serbestsin. Sure Araf ayet 16 Kale bu sefer dedi ki iblis Febime aveyteni beni azdırmana karşılık Tekrar büyük bir hata işledi. Secde etmemek büyük bir hata idi. Günahı Allah'a yüklemek ise daha büyük bir hata. O hatadan vazgeçip tevbe etseydi Allah onu affederdi. Ama dikkat ederseniz iblis işlemiş olduğu hatayı, suçu, günahı Allah'a yükleyerek artık o günahtan bir daha kurtulmamak üzere bir yanlışın içinde kendini buldu. Ve dedi ki febime aveyteni. Beni azdırmana karşılık. Ve bu söz ne kadar garip bir söz. Hala Allah'la konuşuyor. Allah'la tartışıyor ve işlemiş olduğu günahın suçunu da Allah'a yüklüyor. Allah deseydi ki sana haydi secde etme bu sefer deseydin ya. Ya Rabbi ben niye secde etmeyeyim? Ben cehenneme gitmek istemiyorum demedi. Ve suçu Allah'a yükledi. Kıyamete kadar bütün insanlara da yine kötü bir örnek oldu ve cinlere de tabi. Eğer insanlar işlemiş oldukları suçları Allah'a ya da başkalarına atarlarsa, yüklerlerse iblisin yolunda olmuş olurlar. Biraz sonra örnek gelecek ama işlemiş oldukları suçu insanlar kabul ederlerse, istiğfar ederlerse Adem'in ve Havva'nın yoluna girmiş olacaklar ki doğru yol burası. La hakudenne lehum sıratakil müstakim. Ya Rabbi dedi bana izin ver. Ben işte izin ve aldı. Sonra beni azdırmana karşılık intikam alacağı insanlardan. Yani Allah hazır diyor ve insanlardan intikam alıyor. Bu ne biçim iş? E hadi Allah'tan intikam almaya çalışsana. Onların dost soru yolunda oturacağım. Onlar İslam'da senin yolunda yürüyecekler ya. Ben o yolda oturacağım. Sure Araf ayet 17. Sümmele de lehum ne diyeyim. Önlerinden geleceğim onlara ve min halfim arkalarından ve an eymaniyim sağlarından ve an şemaliyim sollarından geleceğim. Yani bir tür onları azdırmaya, saptırmaya çalışacağım. Ve şakirin onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Bana izin ver ya Rabbi ben onları saptıracağım. Çünkü ben onun onların babaları sebebiyle yani Adem sebebiyle kovulmuşsam, alçalmışsam cehenneme gideceksen ben de kendi cehennemime onları ortak kılacağım. Sure Araf ayet 18 kâle Rabbimiz buyurdu. Ukhruc minha mazumen med methura. Oradan tar edilmiş, kötülenmiş olarak çık. Hadi git. Serbestsin, istediğini yap. Lemen tebiake minhum. Yalnız onlardan kim sana uyarsa, insanlardan ve cinlerden kimsenin yolunda olursa, lem le'enne cehenneme minkum ecmain ve cehenneme sizden olanların hepsini doldururum. Hadi git. Azdır onları. Azdırmaya çalış. Elinden geleni ardına koyma. Önlerinden, arkalarından, dünyayla, ahiretle, iyilikle, kötülükle, zorbalıkla, sağlarından, sollarından git. Ne yaparsan yap. Ama unutma ki sen ve sana tabi olanların hepsini ben cehenneme dolduracağım. Sure Araf ayet 19 ve Rabbimiz Teala bu ayetle Adem'in serüvenine tekrar devam eder. Ve Adem Aleyhisselam'dan Rabbimiz Teala Havva anamızı yaratmıştır. Ve ikisine şu emri verir. Veya Adem üskün, ey Adem üskün sen gir. Ente sen ve zevcüke, zevcin hanımın da sana tabi olarak el cennete cennete. Ve Rabbimiz Teala Hazreti Adem ve anamız Havva'yı cennete girdirir. Ama cennette yerleşim hakkı erkeğin yani kocanındır. Ve Havva anamız, Adem atamız nerede iskan olursa orada yanında olacak. Ve ayet devam ediyor. Fekülâ min haytü yalnız fekülâ haytü fekülâ min haytü şi'tüma ve cennetten dilediğiniz şekilde bol bol yiyebilirsiniz. Bu emirle de şunu öğreniyoruz ki Adem ve Havva cennette birlikte yaşayacaklar ama her ikisi de dilediği şekilde yiyebilecekler. Havva Adem'e ya da Adem Havva'ya yemede içmede bağımlı değiller. Velatakraba hazi şeycera cennet ve bir yasak var ve bu bir imtihandır ve o cennet için yaratılmadılar ilk önce zaten. Sonra cennet için sonra cennete gidecekler insanlar. Ve la takraba hazi şecera. Şu ağaca yaklaşmayın. Fe zalimin. Zalimlerden olursunuz. Şu ağaca yaklaşmayın. Cennete bir yasak var. Bu da Adem'in ve Havva'nın yani insanın iradeli olması anlamına geliyor. İrade. Yani özgür. Seçim hakkı var. İstediğini yapabiliyor ve yapmaya da biliyor. Şu ağaca yaklaşmayın. Yasağı Adem'in ve Havva'nın yani insanlığın özgürlüğünü ve iradesini hatırlatıyor bize. Eğer bu ağaca yaklaşırsanız fetekûne <laughs> amine <laughs> zalimin zalimlerden olursunuz. Ve atamız ve anamız cennette güzel günler yaşıyorlar. İblis ama pusuda ya da hesabın içinde. Sure Araf ayet 20. Feves veselehu şeytan. Şeytan o ikisine vesvese vermeye başladı. İzin almıştı ya. Demişti ki ya Rabbi bana izin ver ömür ver kıyamete kadar artık aldı izni ben onları saptıracağım onları cehenneme davet edeceğim İşte Allah'ın verdiği izinle atamız ve anamıza vesvese vermeye başladı önce hedefi şu oldu liyebliye lehüma mavriye anhüma min sevatima. her ikisi de cennette elbiseliler yani tesettürler yani Allahu Teala'nın istediği şekilde avret mahalleri kapalı yani insanlık özgür İnsanlık bilgili ve insanlık güzel özelliklerle yaratılmış ve insanlık varlığın başlangıcından itibaren kapalı, tesettürlü yani örtülü elbisesi var. Elbiseyi sonradan bulmadı. Daha varlığının başlangıcında elbisesi var. Şeytanın derdi de cennette ki atamız ve anamızı çıplak hale getirmek. Bunun için vesvese vermeye başladı. Ve kale dedi ki: "Mane hakuma rabbukuma an hadi şecera illa Rabbiniz niye bu ağaca yaklaşmayın dedi? Bilir misiniz? Şundan dolayı. Entekune meleken. Eğer o ağaca yaklaşırsanız iki melek olacaksınız. Evtekune minel halidin. Yahut ebediyen cennete kalacaksınız. Ama Rabbiniz bunu istemiyor. Sizin melek olmanızı ve ebediyen burada kalmanızı istemiyor. Bundan dolayı bu ağaca yaklaşmayın dedi. Gelin bu ağaca yaklaşın. İki melek olun ya da ebediyen cennette kalırsınız dedi. Ve şeytan insanlardaki bu özelliği yani varlığın dışındaki farklı bir özellik ya da ebedilik duygusunu e, gündeme getirerek onlara vesvese verdi. Ve kabul etmediler belki uzun dönem ama en sonunda sure Araf ayet 21 ve kasemehuma yemin etti dedi ki şeytan ikisine inni leküm alemine nasihin ben size samimiyim. Ben samimi davranıyorum ve ben size öğüt veriyorum. İşte bu yemini onları kandırdı. Çünkü atamız ve anamızın fıtratları, yaratılışları bozulmamıştı. Bir varlığın insan ya da cin Allah adına yalan yere yemin edeceğini hiç hesap edemiyorlardı. İşte burada iblis kazancını bu noktada yeminle sağladı. Şu günkü dünyada olsalar da atamız ve anamız insanların çok basit çıkarlar için nice yeminler ettiklerini, yalan yere sözler söylediklerini görselerdi, o gün iblise şeytana kanmazlardı ama fıtratları bozulmamışlardı onların. Sure Araf ayet 22 Fedellehuma bi gurur. Onları aldattı. Onları aldattı iblis ve bedem mazaqa şecere. Ağaçtan tadar tatmaz ikisi de bedetle huma sevatuma. Hemen elbiseleri soyuldu. Çıplak hale geldiler. Aman ya Rabbi. Demek ki iblisin bir vesvesesi, bir yıvası insanı birdenbire çıplak hale getiriyor. Demek ki iblis de insanlar üzerinde ilk hedefi onları çıplak hale getirmek. Bir defa çıplak hale getirdiğim artık onları istediği yola götürebiliyor. Ama atamız ve anamız hemen ve tafika Yaksifan aleyhim amin ve rakil cennet cennet yapraklarından üzerlerine hemen elbise yapmaya başladılar ve örtündüler elhamdülillah. Yani günah bir defa işledik. Bu devam etsin demediler olur dünya hayatında insanlık her zaman tek düzeye gitmiyor. Bazen iblis insanları kandırıyor. Çıplak hale de getirebiliyor. Hemen yapılacak, iş, tevbe edip istifare edip üzerimizi tekrar örtmek ve iblisin yolundan tekrar Allah'ın yoluna dönmek. Bu sefer Rabbimiz o ikisine dedi ki: ve edahum Rabbuhuma." Rableri Allahu Teala nida etti. "Ele menhaykum antil küme Ben size bu ağaca yaklaşmayın demedim mi? Ve kul lekuma besse demedim mi? inne şeytan lekuma adu mübin. Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi? De neye yaklaştınız bu ağaca? Ne şeytanı dinlediniz? Sure Araf ayet 23. Kala her ikisi birlikte dediler ki Rabbena zalemna enfusena. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Ve ellem bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen lenekûnen neminel hasirin. Biz husranda olanlardan oluruz, zarara uğrayanlardan oluruz dediler. Yani suçu kabullendiler, günahı kabullendiler. Günahı biz işledik ya Rabbi, bizi affet dediler. Halbuki iblis gibi davransalardı, günahı çok rahat iblise atabilirlerdi. Ya Rabbi bu adam geldi, senin adına yalan yemin etti, biz de kabul ettik. Sayının adına yemin etti. Biz de yalan olduğunu bilmedik. Kabul ettik diyebilirlerdi. Suçu iblise atarlar ve tevbe ve istiğfara yönelmeyebilirlerdi. Ama atamız ve anamız doğruyu yaptılar. Evet iblis vesvese verdi ama suçu kendileri işledi. Suçu iblis işlemedi ki. İsteseler de işlemeyebilirlerdi. Nitekim ilk önceleri dinlememişlerdi onu. Ve kıyamete kadar da bütün insanlara güzel bir örnek oldular. Dediler ki ey oğullarımız ey kızlarımız bir günah işledikten sonra ya da şeytan sizi çıplak hale getirdikten sonra ya da başka günahlarla sizi isyana sevk ettikten sonra suçu günahı başkalarına atmayın işte şunlar bunlar demeyin. Suçu kabullenin ve tevbe istiğfar edin. Allah sizi affeder, bağışlar. Örneğinde güzel bir örnek oldular. Sure Araf ayet 24 kale dedi ki Rabbimiz Teala bir tubaduk adı. Buyurun birbirinize düşman olarak inin. Hadi yer Birbirinize düşman kim? Adem, Havva ve İblis. Adem, Havva oğulları, İblis ve oğulları. Buyurun yer Hem de düşman olarak. Garip niye? Allah'ın takdiri. Ve lekün fil ardı müstakarun ve metaun ilahin. Size yeryüzünde bir karar yeri, bir imkan, bir hayat, bir nimet, ve bir ömür var. Buyurun hepinize. Hiç kimse kimsenin yerini işgal edemeyecek. Herkese verilen ömrü herkes kendisi yaşayacak. Buyurun yeni bir hayat. Ve dünyadayız artık. Cenneti sadece Rabbim gösterdi. Asil yurdunuz burasıdır dedi. Hedefiniz işte burası olsun dedi. Dünya için yaratılmıştık zaten. Adem atamızın da dünya için yaratıldığını Bakara'da okumuştuk. Ve idkale rabbu kelil melâke inni ca'ulun fil ardı halife. Hatırlayın. Rabbiniz meleklere demişti ki ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. Ve işte yeryüzüne indik. Sure Araf ayet 25. Kale Allah tekrar buyurdu. Fiha tahyevne orada yaşarsınız yeryüzünde ve fiha temutune ve orada ölürsünüz ve minha tuhracun ve oradan tekrar diriltilirsiniz ve çıkarsınız. Yani ahiret için. Allahu ekber. Kale fiha tahyevne ve fiha temutune ve minha tuhracun. Koskoca bir dünya hayatı işte bir ayetle gündeme verdi Ve yer üstündeyiz ve dünyadayız ve Kur'an inmeye başladı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dünya insanlığı yerini aldı. Kıyamete kadar da insanlık hayatını devam ettirecek. Ve Rabbim önce Adem aleyhisselam ve Havva anamızın şahsında onun oğullarına ilk oğullarına, sonra Nuh ve oğullarına, sonra Hud ve diğerlerine, İbrahim ve diğerlerine, Musa, İsa ve diğerlerine, Muhammed Aleyhisselam ve kıyamete kadar bütün insanlara, bütün Adem oğullarına seslenir. Ya beni Adem, Sure, Araf, Ayet 26. Ey Adem oğulları, kad enzelne aleyküm libasen. Biz size bir elbise indirdik. Demek ki elbise insanların sonradan bulduğu bir şey değil. Rabbimizin lütfettiği bir şey. Yüveri sevatikün verişa siz o elbiseyle üzerlerinizi mahrem yerlerinizi kapatırsınız örtersiniz ve o elbisesin için bir süstür. Ve libasut takva hayır. Ayrıca üzerinizi elbiseyle örttüğünüz gibi ahlakınızı da takva elbisesiyle güzelleştirin. Takvalı olun, Müslümanca yaşayın. Yani Müslümanca örtünün ve Müslümanca yaşayın. Hem kalbiniz, takvanız Müslümanca olsun, hem örtünüz Müslümanca olsun. Takvanız Müslümanca değil, örtünüz var. Eksik. Örtünüz Müslümanca değil, takvanız var. Eksik. Hem kalbinizde takva, hem üzerinizde örtünüz olacak. Zalike <laughs> min Bunlar Allah'ın ayetleri bu elbise. Eğer Allah size elbiseyi takdir etmeseydi, siz bulamazdınız. Örtünemezdiniz, bilmezdiniz. Leallehum <laughs> yedvekerun. Umulur ki Allah yolunda Allah'a zikredersiniz, Allah'la şereflenirsiniz, Allah'ın ayetlerini gündemde tutarsınız. Sure Araf ayet 27. Ya beni Adem, ey Adem oğulları. Tekrar sesleniyor ikinci defa Rabbim. La yeftinen şeytan. Şeytan sizi denemesin, fitneye düşürmesin, azdırmasın. Kema ahrece bebeyküm minel cenneti. Yenzi u anhum alibasehuma li yuriyehuma sevatima. Ananız ve babanız Adem ve Havva'yı üzerlerindeki elbiseyi soyarak onları çıplak hale getirip onları cennetten çıkardığı gibi ey ademoğulları dikkat edin şeytan sizi de cennet yolundan uzaklaştırmasın. Cennete gidiyorsunuz. Müslümansınız. Müslümanca bir yoldasınız. Elbiseniz var. Bak iblis, bak şeytanlar sizin elbisenizi üzerlerinizden çıkartmak isterler. Sizi çıplak hale getirmek isterler. Sizi cennet yolundan cehenneme ulaştırmak isterler. Aklınızı başınıza alın. İnnehu yarakum ve kabiluhu Hem onların ayrı özellikleri var. Siz onları görmezsiniz ama onlar sizi görür. Ve iblis yalnız da değil. Dostları var insanlardan ve cinlerden. Sizi etki etmeye çalışırlar her taraftan. Sizi çıplak hale getirmek isterler. Allah'ın sizden istediği örtüyü çıkarmanızı isterler. Allah sizden mahrem yerlerinizi örtmenizi istiyor. Ve örtünün. Ya değilse kaybedersiniz. İnna anne cealna şeyatine evliya lillezine la Biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kıldık. Eğer iman etmezseniz şeytanın dostu olursunuz. Şeytanın dostu olursanız onun istediği bir hayatı yaşarsınız ve cehenneme gidersiniz. Ama iman ederseniz Allah'ın dostu olursunuz. Allah'ın dostu olursanız Allah'ın istediği gibi yaşarsınız ve cennete gidersiniz. Sure Sure Araf ayet 28. Ve idafe alu fahişeten işte o gün Mekkeliler ve dünyalılar, bugün de dünyalılar bir fahşa yaptılar, bir günah işlediler. Elbiselerinden soyundular, çıplak dolaşmaya başladılar. Kim yerlerini açtılar, Allah'ın kapatın dediği yerleri açtılar kendi gönüllerine göre. Bazen saçlarını, bazen göğüslerini, bazen sırtlarını, bazen daha aşağılarını, her taraf, canları nasıl isterse hatta bazen, bazen en en son raddede Kabe çıplak tavaf edilecek dediler. Ya da bazı yerlerde tamamen çıplak olacak. Ya da bazı yerlerde sadece işte şuralar şuralar örtünecek dediler. Yani akla hayale gelmedik. Yollar yöntemler koydular. Bu sefer bu sefer bunlara denildiği denildi, zaman da niye böyle yapıyorsunuz? Kalu dediler ki vecetne aleyha abayna. biz babalarımızı böyle bulduk. Bundan dolayı biz böyle yapıyoruz halbuki atamız ve anamız ilk babamız ve ilk atamız çıplak değildi. Çıplak olduktan sonra hemen örtündüler. Ve yine beyne peygamberlerin hiçbiri insanları çıplaklığa çağırmadı. Ama öyle dediler. Vallahi Ömer nebiye üstelik Allah da böyle istiyor dediler. Allah'tan korkun. Yani işi Allah'la da beraber değerlendirmek istediler ve kendi yanlışlarına, kendi çıplaklıklarına Allah'ı da Allah'ı da sanki delillendirmek istediler. Kul de ki ey resul o gün Mekkelilere ve dünyalara. Kul de ki ey Müslüman bütün dünyaya. İnna la ye'muru murubil fahşa. Allah fahşayı, çıplaklığı emretmez. Allah istediği şekilde peygamberlerinin de gösterdiği şekilde örtünmenizi ister. Et ekuluna alellahi ma la talemun. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Nerede Allahu Teala çıplak olmanızı istiyor? Nerede filan filan yerlerde Kabe'de çıplak olacaksınız diyor. Nerede filan yerlerde şu kadar örtünecek ve şu kadar açılacaksınız diyor. Söyleyin. Allahu Teala'nın mahremiyeti, Allahu Teala'nın örtüs örtüsü peygamberlerle belirlenmiştir ve insanlar ancak Allah'ın ve peygamberin istediği şekilde örtünmek zorundadır. Ve Allah hakkında kim ne derse böyle söyleyecektir. Sure Araf ayet 29. Kul de ki, emara Rabbi bil kıst. Rabbim adaleti emretti. Adalet. O istediği bir hayatı hep adaletle emretti ve asla zalim olmadı. Ve insanlar içinde örtü onun bir emridir ve adil bir emridir. Ve yakim ucu hüküm inde kulli mescidin. Ve hem hangi mescitte olursanız olun yüzünüzü Allah'a döndürün. Yani Kabe'de, Kabe'nin dışında ve bütün dünyada hep Allah'a yalvarın yakanın ve de uhu ona dua edin muhlisin lehuddin dini Allah'a ait kılarak samimiyetle bütün varlığınızla Allah'ı kabul ederek Allah'a yönelin kema bedeküm taudun nasıl yaratılmışsanız bir gün öylece diriltileceksiniz aklınızı başınıza alın nereye gittiğinizden haberiniz var mı ölüm ve diriliş yarın Allah'ın huzurunda Allah istediği bir hayatı yaşayıp yaşamadığımızı bize soracak ne kadar onun istediği şekilde yaşadık? ve ne kadar onun istemediği şekilde yaşamadık ya da yaşadık. Sure Araf ayet 30. İşte dünya hayatı ve işte Adem oğulları, Havva kızları ferikan heda bir grup hidayette Allah'ın istediği gibi yaşıyor. Ve ferikan hakka aleyhi mutlale, bir grupta onlar üzerine sapıklık gerçekleşti. Onlar da Allah'ın istemediği gibi yaşıyor. اِنَّهُ مُتَّقَدُ şeyatın اَوْلِيَا Kim Allah'ı bırakır da şeytanları dost kabul ederse veya sebune zannederler ki bunlar ennehu muhtedun kendileri hidayettedirler doğru yoldadırlar. Hayır hayır. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Adem'in yolu Havva'nın yoludur. Şeytanın iblisin yolu değil. Ve Araf suresi ve Adem oğullarına hitap devam ediyor. Biz de hitap almaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alamin.